Değerli dostlar bugün 3 Nisan Brüksel'de bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. O toplantının sonuçlarını yarın yani 4 Nisan'da daha rahat derleyip toparlayabiliriz. Şu anda çok taze görüşüyorlar. O toplantıya katılan Anthony Blinken bir müddet daha Brüksel'de kalacak. Avrupalı müttefiklerle bir sürü işleri var anladığım kadarıyla Ukrayna savaşında. Bir de arada Ursula von der Leyen yani Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile ve kendisi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'ın Batı İttifakının bünyesine ve şemsiyesine alınması konusunda bir toplantı yapacak. Rusya çok rahatsız. Açık konuşayım. Daha önce de ifade ettim. Bu konu giderek ama giderek Ermenistan'ı bir Ukraynalaşma noktasına doğru taşıyabilir eğer kantarın topuzu kaçarsa. Bundan Türk ittifakı olarak Türkiye ile Azerbaycan faydalanır mı? Hayır. Onu da baştan söyleyeyim. Sakın kimse efendim Nikol Başinya'nın kafa e, başı Vladimir Putin ne derde girecek? Rusya ona işte şunu yapacak, bunu yapacak. Biz de bu arada rahatlarız demesi. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersini orada doğabilecek bir Ermeni Rus krizi tıpkı Gürcü Rus krizi gibi hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ı çok kötü bir sınava sokar. O yüzden bu işlerin olmamasına çalışmak lazım ama Vakit, saatler geçiyor. 5 Nisan yaklaşıyor ve bakın Rusya Dışişleri Bakanı e, Maria Zaharova'nın söylediğini e, ifade edeyim. Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonu NATO misyonuna dönüşüyor diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin Ermenistan'ın çağrısıyla Ermenistan topraklarına gönderdiği bir e, sınır denetleme misyonu var. O misyonun içinde ne kadar eski Avrupalı, Amerikalı ajan varsa hepsi orada. E, e, e. Tek tek isim isim anlatsam aklınız durur. Emekli generaller, emekli ajanlar. Rusya bunların hepsini tanıyor. Yani Avrupa Birliği misyonu. Bu misyon Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarında ataklar yapıp yapmadığını, Ermeni topraklarına karşı tacizde bulunup bulunmadığını takip eden bir misyon. Değil mi? Ve bu misyon için şimdi Ermeni şey diyor ki Maria Zaharova Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonu giderek NATO misyonuna dönüşüyor. Ben dün size ne dedim? NATO'ya girmeyeceğiz dedi değil mi Ararat Mirzoyan, Ermeni Dışişleri Bakanı. Bu Rusya'yı yumuşatacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Rusya herhangi bir eski Sovyet Cumhuriyeti'nin buna Moldova dahil, o bağ dahil, bu dahil Avrupa Birliği'ne girmesini o cumhuriyetin NATO'ya girmesi olarak kabul ediyor. Koskoca Ukrayna Savaşı bundan çıktı. Şimdi Ermeniler tam anlamıyla ateşle oynuyorlar. Hem kendilerini yakacaklar, bakın açık söylüyorum, hem bizi yakacaklar. Çünkü Ukrayna'da dengeyi tutturmak ne kadar zordu? E şimdi burada da bir denge tutturacaksın. Çaresiz. Bütün Batı üstüne çullanır ya. Dert bırakırsan, boş bırakırsan orayı ve bir takım engellemeler yapmaya kalkarsan Rusya rahat etsin diye canımıza okurlar. Şimdi diyor ki Maria Zarova Ermenistan kendisini boşuna Avrupa Birliği bünyesinde sanıyor. Beni şaşırtan ne biliyor musunuz? Şu, şu andaki mevcut yet, Erivan'daki mevcut yetkililerin e, temsilcileri neden Ermenistan'ın kader kaderini ve niteliğini değersizleştiriyor? Neden? kültürü, tarihi ve devlet yapısıyla Avrupa uygarlığından çok önce var olan kadim Ermeni uygarlığını bu arada çıkmaza girmiş olan Avrupa ile karıştırıyor. Yani diyor ki sizler büyük bir milletsiniz eski, kadim. Biz Ruslar olarak sizi severiz. Ama siz kendinizi değersizleştiriyorsunuz. Mesaj ağır. Bu arada tabi Rusya da boş durmuyor. Yani e, ortalığı karıştırmada iki gündür e, bir, Nahçıvan sınırında ve Ermenistan'ın bazı sınır bölgelerinde ateşle silahlar ateşleniyor. Şeyden kaynaklanan değil, Bakü'den kaynaklanan bir provokasyon değil ben. Dünyanın bu döneminde ben ben kendim 2016-15 Temmuz'un da kendi ordumun içine yerleşmiş paralel devlete karşı demokrasiyi korumuş bir gazeteciyim. Bugünün dünyasında normal veya sıradan gözüken her olayın perde arkasında bir paralel unsur olduğuna inananlar grubundanım. Şimdi durup dururken Azerbaycan çıkıp da demez benim Nahçıvan sınırındaki askerime ateş açıldı. Der mi? Niye desin ateş açılmamışsa? Ateş açılmış. Kim açmış? Paşinyan bilemez bunu. Oradaki birileri ateş açmış. Kim onlar? Rusya'ya çalışanlar. E şimdi tabi Azerbaycan ordusu da 1 Nisan'da ve 2 Nisan'da Kuti ve diye adlandırılan Ermeni bölgelerine doğru karşı ateş açmış. Şimdi sen bir tar birine emir verirsen bir ordu mensubuna git oğlum şu Azerbaycan'a iki tane salla bakalım ne cevap alacaksın diye işte silahlar patlamaya başlar. Anlatabiliyor muyum bu 5 Nisan'daki toplantı öncesi felaket. Diyor ki Ermenistan Savunma Bakanlığı pardon Bakü diyor ki Ermenistan sınırına düzenli olarak askeri yıldak yapıyor ve bir savaşa hazırlandığını gösteriyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı diyor ki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri mevziler girisindeki bölgelerde mühendislik, tahkimat ve genel olarak savunma altyapısı çalışmaları yapıyor. Bu bir mühendislik çalışmasıdır. Peki Fransa Dışişleri Bakanı Stefan Sajorno, Antony Belinken'le yaptığı ikili görüşme sonrası oradan buraya niye yetişiyor? O da diyor ki Azerbaycan yönetimi e, ee, sınır bölgelerinde dönük iddialarıyla Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Yani oyun o kadar çok yönlü ve o kadar küreseldi. bu Paşinyan'ın kabahati. Bu Paşinyan'ın kabahati kardeşim. 3 artı 3 formülü, formülüne güvenmedi. 3 artı 3 formülü Paşinyan'ı doğru düzgün bir barış anlaşmasına taşıyabilirdi. Ona güvenmedi sırtını batıya verdikçe bölgedeki gerginlik ve savaş ortamı yeniden alevleniyor. Oğlum sen o topraklara Amerikan askerini getirirsen bana ne? Ama o Amerikan askerinin varlığına İran'la Rusya acaba izin verecek mi? Bunu düşünmek lazım. İşte ufku olan politikacı bunu düşünür. Bunu düşünmüyorsan bomba yağar bir gün sağdan soldan. Paşinyan demiş ki Rusya Federasyonu ile ilişkimizde hiçbir yanlış yapmadık. Ortaklarımız bir yeri gösterip sen burada şöyle bir yükümlülüğün vardı. Sen o yükümlülüğü yerine getirmedin diyebilir mi? Mesele o değil ki. Mesele o değil. Sen Batı ile flört ediyorsun ve adam bunu savaş nedeni sayıyor. Olay bundan ibaret. Allah İlham Aliyev'e kolaylık versin. Hakikaten o şimdi düşünsenize bir savaş patlamış. Rusya askeri müdahalede bulunmuş. Ne yapacağız? Bir düşünün ya. Senaryonun felaketine bakar mısın? Ev yesinler bir. Yok öyle bir şey. İncirli bir anda belki de Amerikan uçakları yığılacak. İşte öyle bir durum. Bakacağız. Hoşçakalın.